Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Aleyküm selam. Şimdi heva. Dersimizin mevzusu heva. Heva hakkında bir şey bilen var mı? En ağır, en tehlikeli olur diyor. Yani diğer hevese göre, diğerlerine göre. Güzel. Yani sert değil mi? Başka heva, his, heves, heva, tabiat, asap, damar. Ağır, istek. He? Heva, yani bu zamandaki insanların hevalarına uğrayıp bir şey yapıp. Heva da nedir heva? Arzu, istek. Nedir? Nefsin. Şimdi ben burada Kastamonu 233'te o bir şey okuyayım. Ondan sonra buraya geçeceğim. Bir zaman ha, üçüncü mesele. Bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir. İnsan niçin kusurunu görmez? Belki size faydası olur diye yazdık. İnsan niye kusurunu görmez? Tamam. Şimdi diyor ki üstad, bir zaman evliye-i azimeden büyük, nefse emmaresinden kurtulanlardan, nefse emmareden kurtulanlardan, bir tane değil, birkaç zattan şiddetli mücahede-i nefsiyeler, ve nefsi emmareden şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Nefsi emmare olmadığı halde. Çok bağırıyorlardı. Yani nedir şu nefsi emmareden çektiğimiz falan. Oysa nefsi emmareleri yok. Hayli zaman sonra nefsi emmarenin kendi desisesinden başka, nefsi emmarenin dışında başka bir sistem de var. Allah kimsenin başına bunu vermesin. Bak. Amin. Hayli zaman sonra nefs-i emmarenin kendi desaisinden başka daha şiddetli bir nefs-i emmareden daha şiddetli. Bu çok önemli ha arkadaşlar. Bu ders çok önemli. Çok ciddi büyüklerin vartası tuzağı kaygan bir zemin olmuş. Seni ve beni haydi haydi kapar bu. Ki onlar korkmuş öyle diyorlar. Tabii vaveli etmiş. Birkaç saatten şiddetli mücadele-i nefsiyeler ve nefsi emmareden şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Aynı zaman sonra nefsi emmarenin kendi desaisinden başka bak nefsi emmarenin dışında başka bir sistem de var. Dikkat edeceğiz, ne zaman aktif oluyor o? Hani var ya, oradan bir şey oku gidelim. Laikalara böyle yapıyoruz ya, eli de böyle. He, oradan okuyorum ha. Kastamonu laikasından okuyorum. Nefse emma, hani oradan bir şey oku. Kişilerden, kişiler arası hususi siyat. Ki, ustadın hususi nasihatları zannediyorsun değil mi? Sende nefse emmare yok yani. Bu sistem sende aktif değil ya. Yani. Hadi bakalım öyle bak da göreyim. Bunu tencit pilavı gibi söyleyenlerin önüne İsmail koyarsın bu dersi. Ve derse gelmiyorlarmış sordum. O dersi yapanlar derse gelmiyormuş. Nasıl anlamadım? Yani o tenkit eden. Melaikaları. Laikaları ya bu işte kardeşin kardeşini yazdı mektup. Ne faydası var? Onlar kendi aralarında yazışmışlar. 50 sene 40 sene böyle. Biz bunları okumuyorduk kardeş, boşver bunları, geçelim. Bunlar değersiz şeyler ya, öyle diyordum. Tenkit ediyordu yani. Şimdi derse gelmiyor. Derse gelmiyor abi, derse. Ha, işte onunla alakalı, sende bu yok yani, bu sistem yok ya. Yani. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra nefs-i emmarenin kendi desaisinden başka, bunu kaçırmayın. Nefs-i emmaresinin desaisinden, desiselerinden, desise değil, desiselerinden, daha şiddetli,
Daha az iki, daha ziyade söz dinlemez. Üç, daha ziyade ahlak-ı seyyiyi idame eden. Üç tane. Daha şiddetli. Nefse maneden daha şiddetli ne olur? İlk defa duyuyorum. Laz öyle demiş. Haçan ki duydum demiş. Haçan ki duydum. Daha şiddetli. Sonra daha ziyade söz dinlemez. Üç, daha ziyade ahlak-ı seyyiyeye idame eder. Neymiş o? Bir, heves. Tencereyi getir koy içine. Heves. İki, damar. Üç, asap. Dört, tabiat. Beş, hissiyat. Beş tane oldu mu abi? Karıştır. Halitasından çıkan ve nefs-emmarenin de sığındığı, beslendiği, son tahassüngahı bulunan nefs-emmareyi tezkiyeden sonra, nefs-emmareyi mağlup ettikten sonra, devre dişi muvaffak olduktan sonra sen, onun eski vazife-i seyyesini gören, nefs-emmareyi öldürdükten sonra nefs-emmaresinin vazifesini gören, emmareyi öldürmeden devreye girmiyor mu ikinci? Girmiyor. Nimet ilahi burada işte. Zaten gelecek. Bak okuyayım da. Nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazife-i seyyesini gören ve mücahideyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefs-i emmareyi gördüm. Allah'ın ikramı şurada. Çok acayip. Maddi nefsi emmare devredeyken o devreye girmiyor. Eğer maddi nefsi emmare ile manevi nefsi emmare birleşse hiç şansı yok. Demek o büyüyecek de maddi hayattan manevi hayata geçti ya. Ona şey yaptı. Nimet ilahiye şu. Maddi nefsi emmare ölmeden o aktif olmuyor. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. O zaman nefsi emmareyi nurculukta öldürmek esas değil. Sana verilen fıtratı yerinde kullanmaktır bizde. Tarikatta ise nefsi emmareyi öldürmek esas. Peki nefsi emmareyi öldürdün, bitti mi iş? Manevi nefse mare aktif oluyor. Peki manevi nefse mare nedir? Bir, his, heves, tabiat, damar, asap. Ben eskide heva da bunun içini biliyordum. Hayır. Hevayı okuyacağım bugün. Nasip olursa. Şimdi... O zaman Allah bir şey vermişse onun tefriti, ifratı, vasatı var. Yerinde kullanmak için verilmiş vasat. Nefse mariyi öldürdün. Daha başına daha beter bir şey çıkacak gayle. Daha beter bir fırtına çıkacak. Nedir o? Manevi nefse mari. Maddi nefse mari nedir? Donmuş bedendir. Şu bedenin istek bazuları. Manevi nefse mare nedir? His, heves, tabiat, asap, damar, halitasından, karıştırmından çıkıyor. Onun için maddi nefse mare dursun. Nimettir ona göre bu. Manevi nefsemareyi gördüm ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefsemareden değil, belki mecazi bir nefsemareden şekva etmişler. Oradan. Arkadaşlar, bu büyük zatlar maddi nefsi emmaresini öldüren zatlar
ne olduğunu bilmedikleri için bağırıyorlar. Bediüzzaman Hazretleri bunu teşhis edip tespit ediyor. Bu makamı anlıyor musunuz? Çok önemli bu ya. Ha? Çok önemli. Bak şimdi. Yani böyle bakasın diye şimdi geliyor zaten. Anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefs-i emareden değil, belki mecazi bir nefs-i emareden şekva etmişler. Bak, bir daha söylüyorum lütfen. Çok önemli bir şey gireceğim şimdi koridora. Senin mesleğin türbülansa gireceğim şimdi. Hep havada uçuyorsun, bir de yerde uç bakalım. Bak, şekva edenler bağıran, çağıran, eften, püften, siradan, evliya değil. Kutuplar, kutbul azamlar değil. Meşayihler vesaire. Fakat ustad onların bağırmasının ne olduğunu, aslı nereden kaynaklandığını teşhis ediyor, tespit ediyor, çıkış yolunu gösteriyor. Bu makam ne demek? Şimdi bak kimlermiş? Sonra gördüm ki İmam-ı Rabbani dahi bu mecazi nefs-i emareden haber veriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de manevi nefs-i emareden haber verenlerdendir. Usta, o zaman he? Bu manevi nefs-i emaresi niye düşermiş ihvanları? Almamış veya anlayamamış. Anlayamamış. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni herkes anlamaz. Herkes mektubu okuyamaz ya da okur. He. Okuması lazım. Anlayamaz. İmam-ı Rabbani'nin Hazretleri mektubatı birisi ders vermesi lazım. Bediüzzaman Hazretleri'nin Risalesi'nin birisi ders vermemesi gerekiyor. İyi. Yani şart değil. Çünkü Üstad diyor ki hangi Risale okusa Dellal-ı Said olan muvakkat-ı makamındaki Risale. Yani Risale-i Nur'la İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubat arasındaki bu asır müciddi olduğu için bu asır geneldir. Hastalık daha umumi, daha şiddetli. Kimse hoca bulamaz. O zaman daha hususiydi. Bir zındık bir şehirde ya yoktu veya bir iki taneydi. Onda ders verenler de çoktu. Anadolu'da kum gibi evliya kaynıyordu. Onun için o eserleri birisi ders vermesi lazım. Öyle olmuş. Şimdi Risale-i Nur'u birisinden ders alacak zamanımız yok. Ve yok zaten. Herkes Risale'yi açınca anlar. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri de o nefsi emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefsi emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için. Hissiyat dedi ya beş tane. Fakat nefsi emmarede hissiyat var. Manevi nefsi emmarede kör hissiyat var. Bizde bunlar emergency denilen bir şey var, alet var. Ne? Kör hissiyat olmasının sebebi ne biliyor musun Hasan Hocam? Şimdi normal sistem çalışırsa her şey çalışıyor demektir. Uçakta bir sistem. Evet, buldum. Sistem gitti. Senin elinde bir küçük sistem kaldı. Yani emergency deniliyor. Tehlike anında ufak tefek işler için. Ama hocam o kadar küçük aletler var ki sen o aletlerle eski işi aynen yapman lazım. Bir şey olur, küvareş diyoruz biz ona. Ona bakaraktan yapman lazım. Ezbere de yapamaz. Checklist dedikleri şey var. O işte, ona göre kadar yapacaksın. Ona kadar takdirde hiçbir iş yapamazsın, gider. Aşağıda doğru. Evet. Aynı o noktada. İkinci nefs emmarede hissiyat yok. Ne var? Şuursuz kör hissiyat bulunduğu için. Ne yapar bu? Çok tehlikeli bak. Viraja giriyoruz. Akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor. Dinlemiyorlar ki onunla istav olsunlar ve kusurunu anlasınlar. Maddi nefs-i emmareye akılla çıkabilirsiniz. Mantıkla çıkabilirsiniz, izah edebilirsiniz. Bir derece muvaffak olursun. Ama manevi nefs-i emmare ne kalbi dinliyor, ne aklı dinliyor. Peki ne yapacağız?
Ne yapacağız lan? Bizimle alakası yok zaten. Çünkü maddi nefse mal öldürmemişiz ki. Ama manevi, maddi nefse emari öldürme gayesi emelinde olan kardeşime sesleniyorum. Ulan yat, kalk da şükret, maddi nefse emaren dursun. Maddi nefse emaren dursun. Eğer maddi nefse emari ölürse onun davasını devam ettiren artı daha şiddetli, daha laf dinlemez, daha söz dinlemez, daha ziyade ahlak-ı seyyye idame eden, daha şiddetli manevi nefse mali var. Peki bunu neyle durdurursun diyor ustad. Bak şimdi teşhis ediyor. Karşısına ne çıkacak? Bak ne kadar bela. Akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyorlar ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasınlar. Kusurunu anlasın. Neyle olacak? Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailiğe, birincisi şu, tokatlarla elemler. Tokat. Şa, şu tokat diyeceksin. Tokatlar da çok acımasız oluyor. Tokatlar ve elemler ile nefret edecek. La lanet olsun şu dünya. Allah kahretsin ya. La peh. Ya böyle ikinci bir yolda var. Tam bir fedailiğe. Ne demek bu? Tam bir fedailik. Her hissini maksadına feda etsin. Her his maksadı nasıl feda edilir? Ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. Peki bu nasıl böyle sıçrama yapar? Bu acip asırda dehşetli bir aşılamakla. Hani asrın rezil olmasının en mühimi aşılamaktır. Neyle aşılıyor? Medya ile. Bir günah bir kalmıyor. Mesela bir polisiye dizisi, bir mafya dizisini seyrediyor, çocuk silahını alıp gidip adam vuruyor. Dün Kartal'daydım, Kartal'da dersteydim. Sohbet yaptığımız dairenin bitişi 31-32 yaşında adamı vurmuşlar. Bir de patronu vurmuşlar. Adam bir diziyi seyretmiş. Ufak bir sorunları varmış, silahı da almış eline. Çatıya çıkmış ustalara. İkisini de gargar vurmuş. İki çocuğu da almış. Teşhis, tespit şöyle olmuş. O gün polisiye ve mafya filmini seyretmiş. Etkilenmiş. Bir tanesi ölmüş. Yani orada şey yapıyor. Şimdi niye anlattım? Bu acıp asın dehşeti aşılamak. Dehşetli bir aşılamak. Barla'da geçiyor, Barla'da. Kötü Rüştü abi onu kapısına yazmıştı. Odasının kapısında. Kendine bakan yönünde gidiyor. Arka tarafa bakmıyor. Barla'da galiba Kayseri plakası. Kötü ahlakı katmamak için ihtilat etmemekteyim diyor. Mesela ben kötü arkadaşla beraber olacağım ama kötülüğünü almayacağım canım. Ben tesir ederim. Böyle bir şey yoktur. Menfi, müsbete galiptir. Yayılma noktasında. Kastamonu 148'de defi mefasit celbi nefaya rüçhanet kesbetmiş. Bu asırda esas olmamış. Usul esas olmuş. Ne demek defi mefasit? Yani fazla haram çarpışınca haram işlememek için farzı terk ediniz. Sebat mı kazanayım, günahı mı terk edeyim? Hangisi evladır? Söylemeye gerek yoktur. Şeriat kitaplarında söylemiştir. Sebatla uğraşma, haramı terk et. Bizim eneden sonra külliyata en böyle hoş Allah'ın bize ikram ettiği tespitimizden
Allah'ın ikram ettiği en büyük nimetler Eve'den sonra, o şecere-i hilkattan sonra en büyük nimet, tertleri tespit etmek. Dima tertlerle çalışır. Abi ilim yapmıyor muyuz? İlim tertlerine vesile oluyor. Koca Bediüzzaman bu ilimle hiçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Sahabeyi sahabe yapan ve Kur'an'da Metüsselam-ı Masan olan vasfı neydi sahabelerin? İsar-ı Asleti. İsar-ı Asleti demek, kardeşini tercih etmeknin altyapısında kendini terk etmek vardır. Kendini terk edemeyen kardeşini tercih edemez. Terkle çalışır bu. Bu eylemle çalışır. Sünnet-i seniye ve zikirle. Bu terklerle çalışır. Burayı berbat eden vehim yoku 25. kare olsun diye yapıyorum bak. Yoku var ediyor. Yoku var ediyor. Yoku var gösteriyor. Kalpteki şeytan lümme-i şeytaniye vesvesesiyle varı yok ediyor. Varı yok ediyor. İmanlı olana imansızsın der. Abdestli olana abdestsizsin der. Abdestin yoktur dediği anda şeytan imzalı abdestlisin demektir. Şeytan kalitesinde abdestin var demektir. Ne mutlu abdestine vesvese gelenlere. Ne mutlu imanından vesvese edenlere. Çünkü Allah Resulü'nün şeyi var. Şeytan hırsız boşevine girmez diyor. Tamam mı? 86'da geçiyor Ömer Nasib-i Mende. Sahabe sormuş. Ya Resulallah, imanımızdan şüpheler ve vesveseler geliyor. Allah Resulü müjde vermiş. Ben de müjde veriyorum. İmanından vesvese edene şöyle demiş. Kamil bir imanın alametidir diyor. Şaşıracaksınız. Ben abdestimi unuttuğum zaman, unutunca, hava uçaktan indim vesaire. Hemen danışıyorum. Olan bir vesvese gelse de abdest almasam. İnanın vesvese geldiği zaman abdest almıyorum. Eğer abdesti unuttum, vesvese de gelmiyorsa şeytan oturuyor demektir. Karışmıyor bana. Ha abdestsizim ben. Ben abdestim yok. Abdestim olsa kesinlikle durmaz bu adam. Vesvese geldiği zaman abdest almıyor. Şu anda şeytanım da duyuyor. Bak, bu varı yok üzerine kurulmuş. İmanı var, yok der. Abdesti olana yoktur der. Abdest size, abdestin yok ha. İmansıza, Alman'a, Fransız'a, Rus'a, ulan kafirsiniz ha. Kafirsiniz, durumunuz hiç iyi değil der mi? Kafirin ahiretteki durumunu der mi? Niye demez? Gider iman eder. Ha, vehim ise, konum şu, vehim ise yoku var eder. Yok, suizan, hastayım, iyi değilim, düzelemem. Ben bir şey olmam ya. Baksana ya, bu kadar direniyorum, olmuyor. İşte virajın tam ortasındasın. Vazgeçmeyeceksin, ayette geçiyor. Böyle tam şeytan, tam viraj alıyorsun. Ya uğraşıyor, olmuyor işte ya, olmuyor dediğin anda virajın ortasındasın, sakın ha. Frene basma, virajda frene basanın araba kullananlar bilir, takla atarsın. Virajda tam tersine yıkılmamak için gaza basacaksın. Eğer viraj keskinse viraja girmeden frene bas. Viraja girdikten sonra aks bizim mesleğimdir. Aks var ya, ona girmeyeceğim. İçeride dönen lastikle diş çapta dönen lastik farklıdır. Bir de gaza basınca eşitleniyor. O zaman devrilmiyor. Eğer frene basarsan bu iki katına çıkıyor, bu teka düşüyor. Bu üç dönüyorsa iki, bire bir buçuğa düşer, bu dört beşe çıkar. Tak atarsın. Virajda frene basanın şansı yoktur. Virajda tam tersine gaza basılır. Ama tam gaz değil. Ver bırak, ver bırak, ver bırak. Hocam, çünkü havasını alman lazım. Viraja girmeden frene basacaksın. Arabacılıktan anlatıyorum. Çok üzerine durmanın sebebi şu. Çok soru geliyor. Abi olmuyor işte ya. Uğraşıyorum. Olmuyor ya. Olmuyor işte ya. Düzelmiyor işte ya. Muvaffak olam.
Vallahi billahi, bunun üzerine yemin ediyorum. Tam onu söylediğin anda sen virajın ortasındasın. Hatta çıkışındasın. Sakın vazgeçme. Buna ait vardı. Şu anda numarasını unuttum. Var yani, tam virajdansın. İşte kader odur. O an. Vazgeçme. Devam. Oluyorsa oluyordur, olmuyorsa da oluyordur. Dünyada Müslüman kul olduğu için galibiyet de galibiyettir, mağlubiyet de galibiyettir. Sakın ha. Şimdi ben bu adamları çok hoşuma gittiği için heyecanlandırıyor. Bunlardan konuşmak bana keyif veriyor. Şu adam oyunları var ya, uçaktan indim. Lan dedim, bir vesvese gelse de abdest almasam dedim ya. Çünkü yarım saat kaldı ikindiye. İsviçre'de. Basel Havalimanı'na. İndik tamam. Ben böyle içimden geçmişti böyle koltukta galiba. İç alacağım şimdi. Bir sürü pasaport kuyruğunda bekleyeceğim. Lan dedim, bir gelse dedim ya. Lan neredesin şeytan ya? İnan ha mübarek. Ulan neredesin lan, bir gelsin falan. Hiç kimse yok. Lan bir gel de vesvese yapsana, abdestin yok. Lan bir gel. Gelmiyor. Ne dedi biliyor musun? Ben aptal mıyım dedi. Ben bu işe karışmıyorum dedi. Gittim abdest aldım biliyor musun? Koydum çantayı. Benim abdest alıp orada namaz kıldığımı gören pasaport şeyi sona doğru gelmiş tabi sıra. Demek bakmış mı? Grüß Gott mu ne dedi? Tanrı selamı. Namaz kıldığımı gördü ya diğerisine şey diyor. İşte günaydın. Ha, öyle diyorlar. Meğer bana öyle niçin dedi dedim. Tanrı selamı dedi sana dedi. Tanrı selamı, namaz kıldım ya. Niye? Gidip abdesti aldım. Kardeş, oyunu bilirsen, oyunu kuran sen olacaksın. Nasıl mümkün bu? Senin düşmanın seni tanıdığı kadar sen seni tanırsan filmin başrolü sensin. Bir daha. Senin düşmanın olan şeytan, seni tanıdığı kadar sen kendini tanırsan, oynadığın filmin başrolü sen olacaksın. Eğer düşmanını tanırsan, oyun kurulan değilsin. Kuran sen olacaksın. Bak ben de kurdum. Ona dedim, bir vesvese gelse de abdest almasam. Namertim size yalan söylüyorsam, din adına yalan olur mu? Ona dedim ya, bir gelse, ona neredesin? Kimse yok. Bakıyorum ha böyle. Bakıyorum bir duygu gelsin. Yok abdestin, yok abdestin. Neredesin lan? Ben bu işlere karışmıyorum dedi. Aynı düşünce geliyor. Ben bu işte yokum. Baktım hiç kimse yok. Alçak seni. Mecbur abdest aldım. Ama derse evde sular olduğu zaman söylüyorsun. Namazdayken Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Teravih kıldırırken abdestin yoktu. Alçak. Şimdi mi geldin? Niye geldin? Benim dindar olmamı istiyorsun. Abdestsiz kıldırmak istemiyorsun beni. Ha, beni düşünüyorsun. Allah, namazın ortasında niye dedin o zaman? Niye namazdan önce demedin? Ben de yedim yani. Ne dedim ben ona? Sanki abdestim ne zaman gittiğinden soruştum. Hiç öyle bir şey demedim. Hem peşin cevap. Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Mezan abdest olur. Baktık olan benden daha serseri. Ve şükrediyorum, maddi nefse emare duruyor. Sakın ha! Nefse emareniz kalsın. Düşmanını böyle tanırsan bak keyif veriyor. Aşağıda ittifak ettiğini de söylüyor abi. Oy bak! Dur. Bu, ben daha okuyacağım değil mi? Ha. Bak şeye durdum. Bu asırda niçin deşetti? Medya ile, internet ile, cep telefonla, Facebook'larla pislikler aşılanıyor. İnternetlerle bulaşanın hiç şansı yoktur. Abi, biz mailimize giriyoruz, ufak tefek deme çıkıyoruz. Ufak tefek bulaşmışsın. Ne kadar girmişsen o kadar bulaşacaksın. Hiç şansın yok. Virüsler de ufak. Ha? Virüsler de ufak. O kadar. Allah'ım daveti oluyor abi ya. Bu acip asırda dehşetli bir aşılamak. Ve ne yapıyormuş biliyor musun? Bak elime bakın. Hani hemşire iğne vuruyor ya. Şırınga ile.
Ben babaanneme sorardım. Sığırların ayağı yenirdi gece yatarken, sığırlar yatıyor. Babaanne dedim, sığırın altını alfare nasıl yiyor da alfare sığır anlamıyor. Oğlum dedi, farenin burnunda çıkan nefes uyuşturma özelliğine sahip. Ayağını şöyle yaparmış sığırın. İlk önce öflermiş, uyuşturulmuş, sonra yermiş o şeyi. Sonra ete kadar gelene kadar o mayasırı yedikten sonra o zaman hayvan çırpınmış kaçar. Ama ayağı gitti. Basamazmış ki, ete denk gelmiş. Bu ne demek? Uyuşturarak şiringa ile hem hakiki hem mecazi iki nefse emare ittifak edip, hayda, hem hakiki hem mecazi ittifak ederse öyle öyle seyyata, öyle günahlara severek giriyor, kainatı iddete getiriyor. Bu kim? Şiringanın kendisi, iğnesi, içerisindeki madde bu zamana tatbik edersek nasıl gözüküyor abi? Mesela düşündüğüne göre ne düşünüyor? Ben hemen zihnime bir şey geldi. O şiringanın içerisi manevi, şiringanın kendisi maddi. Aletler. Aletler. Mesela maddi nefse mare internettir, Facebook'tur, hiç ansı yok. Vallahi cep telefonları benim şeyim, televizyon. Maddi nefse maredir. Nefse mare ne biliyor musun maddi? Dünya var ya dünya, dünyadaki lezzetler. Dondur böyle, dondur. Ceset. Bu maddi nefse mare. Bakmak, yemek, dokunmak, duymak, müzik, koklamak, almak, görmek. Bu. Yedinci sözde var ya. Neydi? Dört tane sözde. Yeme, içme, efendim, şarkılar, güzel kadınların resimleri. Ha aferin. Yer geliştirdik. Ben aferin lan. Yeme, içme, güzel kadınların resimleri, zıkkım lan. Bunlar. Ama manevi nefse var ya. His, heves, tabiat, asap, damar. Karıştır bir de bunlar. Böyle firavunlar da bir de maddi nefse malimize, manevi nefse maliyle basarlarsa öyle severek günahlara giriyorlar ki kainatı hiddete getiriyor. Sünata diyor ki Hasan abi 52'de Avrupa üflüyor, biz oynuyoruz diyor. Aa bak. Ondan sonra o tendim ile telkin eder. Biz kendimizden hayal edip esamane tahribimize eseri telkini icra ederiz. Evet. Tenvin. Nev. Uyutur yani. Uyutarak. Telkin eder. Şöyle. Uyuyorsun. Ondan sonra buna 25. kare de koy. Ondan sonra lap diye gönderiyorlar. Fare şey vasfı gözüküyor değil mi? He? Fare hani üflüyor daha sonra evet. Yiyor ya. Ya şey bizim bir tane şey yaptım ya. Hayvanların sıfatıyla insanın tabiatını. WhatsApp'a gönderdim. WhatsApp'ta olan varsa. Çok güzel. Fare nedir biliyor musun? Farenin simgeselliği. Suizandır. Ya? Fena niyet taşımak yılan vasfı değil mi? Evet. Şimdi buraya şey koymuşum. Ben hiddete geldim. Atomlar hiddetlenmeyeceğine göre hiddetlenen madde gözükürken maddenin yapısından farklı bir şey olmalı. Bu da böyle. Mesela hiddet etmek madde değil ki. Ama madde kızarmak, yumruk atmak, laf atmak. Ama hiddet manevi nefse var. Örnek için verdim. Devam ediyorum. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ var ya, bilerek, severek dünyayı ahirete seviyorlar, tercih ediyorlar, severek giriyorlar, kainatı hiddete getiriyor. Adama diyorum ki bak yapma, yapma kardeş, girme, şöyle yapayım. Diyorum ki bak bunu sana söyledim, sen şimdi susup dinliyormuş gibi gözüküyorsun, bakıyor gene ağzıma. Ben buradan ayrıldıktan sonra bana şöyle yapacaksın, softan ya, ne yapsın, dur sana de, bilmiyor. Tabii ki öyle diyecek canım. İşi o. Ya, olur mu canım? Buradan nasıl kurtulacağız? Ya bir şey olmaz yani. Bir hayır da var. Nasıl kurtulacağız? Böyle diyeceksin. Ama öyle bir kırdaba gireceksin ki değil ben, bir başkası asla seni kurtaramayacak.
Bunu çok şahitsiniz değil mi böyle tip insanlara? Ondan sinirleniyorum değil mi? Abi ondan tansiyonun yükseliyor diyorsun. Ya. Namert, kendisine namert. Namert, mert değiliz. Hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntı ile 60 liralık bir haseni tercih etmeye çalıştım. Görüyor musun? Küçük bir sıkıntı ile bak şimdi 20 paralık neymiş? 20 paralık bir sıkıntı ile örnek veriyor. 60 liralık haseni tercih ettim. Ne demek biliyor musun? Birisine bir örnek vereyim. Birisine kızıyorsun, dersi gelmiyorsun. Mesela hanıma kızıyorsun, evi terk ediyorsun. Kocaya kızıyorsun, çocukları anaya diyorum şimdi. Kocasına kızıyor, çocukları babasız bırakıyor. Ayrılıyor. 20 paralık bir sıkıntı, boğazın belası ha. 60 liralık haseneyi tercih etti. Berbat ediyor. Yani ben biliyorsunuz misali uygulanabilir şekilde veriyorum. Başka sizin aklınıza ne geliyor? Küçük bir sıkıntıdan başka bir vereyim, risade vereyim. Sıkıntı sefahatın muallimi. Sıkıldı, unutmak için gayrimüsteşcen şeyleri seyrediyor. Sırtın sarmasından kaçar, bir de uyarının sarmasından. Evet. Ha, uygularsak işte, ne demek o? Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat veya 100 tokat vurur. Aileye vurayım bir daha. İlk önce erkeğe, karıya kızıyor, çocukları terk ediyor. Evi terk ediyor. Kadına sesleniyorum, kocaya kızıyor, kendi kocasız ama çocukları babasız bırakıyor. Uygulayayım başka, enfuse. Ufak bir sıkıntı, ya sıkıntıyı herkeste olur, Resulullah'ta da olmuş. Ustadın 9 tane dişi düşmüş. Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Teselli için Hatice'ye gitmiş, Hazreti Hatice radıyallahu anh'a gitmiş. Bilal Habeşi'ye gitmiş, Said'e gitmiş radıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a gitmiş. Namaza başvurmuş, sohbete gitmiş. Şimdi küçük bir sıkıntıdan kurtulmak için sinemalar, şunlar bunlar, internetlere dolaşıyoruz. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahede-i manevide benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında fırsat bekliyor ha bunlar. Şu anda olmaz. Sizde de olmaz, bende de olmaz. Çünkü dinlerken olmaz. Ne zaman? Muvakkat bir gaflet fırsatında bir muvakkat gaflette hotgamlık hotgam bak gamsız hiç umrunda değil. Din mi varmış? Hizmet mi varmış? Dava mı varmış? Kendisinin bir katkısı mı olacakmış? Acaba bu fırtınada, bu cihatta, maddi ve manevi çarpışmakta hangi safta olacakmış? Hiç, pasçal çağınını, hiç umrunda değil. Erzurumlu bir fen hocası vardı bizde ortaokulda. Lisaniyle, oğlum şunu çalışın, hiç. Oğlum bunu çalışın, hiç. Takmıyorsunuz der gibi şöyle demişti. Pasçal çağınını, hiç. Pascal kanunu, Pascal kanununa çalışın ama hiç. Yani hizmet mi varmış, dava mı varmış, küfre karşı durmak mı gerekiyormuş, risk alıp bir şey demek mi gerekiyor, almıyor adam. Fatih cenazesinde bulunuyoruz bir abimiz, Salih Özcan abinin cenazesinde. Çok meşhur Türkiye'de, yayın yapıyor adam. Koluma gidip, Hasan kardeş dedi Nurçuk. Ya ne biçim adamsın dedi ya. Bir bakıyorum zirvede ders yapıyorsun, bir bakıyorum kuyudan çıkamıyorsun dedi. Basit dedi, halkın yapmadığı hatayı yapıyorsun dedi ya. Bir de medya yoluyla yayınlıyorsun dedi ya.
Ya zirve adam bu kadar kuyunun dibinde ne işin var dedi. Hayırdır abi dedim. Hayır. Ne yapmışım abi? Ya dedi adama kafir demişsin ya dedi. Bir tanesi de münafık demişsin dedi ya. Zındık demişsin. F-25'e münafık dedin ya dedi ya. Ya böyle dedi ya. Böyle biz dedi alışmamışız böyle faturalamak zındık falan deme. Allah diyor dedim Kur'an'da. Allah isim vererek veriyorum diyor. Ebu Leheb'in el kırızın cehennem oduncusu. Ebu Leheb, Velid İbni Muhriye'ye sayı mı da? Ustad veriyor dedim kefereye. Ustad söylüyor 150 Kastamonu'da o İslam ismi altındaki zındık diyor. Durdu. Sana bir şey söyleyeyim dedim. Allah rızası için yapacaksın. Bana deme dedim. Vicdana söylüyorum. Allah rızası için kendine cevap bana. Tamam mı? Durdu. Araban çalınsa yapacağın tepki kadar nurculuğa ve İslamiyete, ehl-i sünnete hücum edildiği halde o kadar tepki vermiyorsan yazıklar olsun senin kafana. Eğer araban çalındı, lakayt kalıyorsan nurculuğa veya İslamiyete, ehl-i sünnet, İmam Azam Efendimiz'e, Bediüzzaman Hazretlerine hücum edilip de araba çalındığın kadar sessiz kalıyorsan suç bana, yazıklar bana olsun. Araban çalındığı kadar verdiğin tepki, ehl-i sünnet ve cemaat imamlarımıza hücum yapıldığı zaman eğer vermiyorsan yazıklar olsun senin boyuna postuna. Hasan kardeş dedi, bir sarılalım dedi ya. Hiç böyle düşünmemiştim. Haklısın galiba. Abi, şu kalabalıkta kalem düşse, bir dakika basmayın. 10 liralık kalemini bu heyecanla alırsın. Yani İmam Azam'a hücum ediliyor. Hata yaptı diye boy gösterirse böyle televizyonda. Ehl-i sünnet vel cemaatın ana şartlarına hücum ediliyor, kesiliyor, makaslanıyor. Böyle teferruatla uğraşılmıyor. Namaz kılınması lazım mı, lazım değil mi? Oturumlar yapılmıyor. İmam-ı Azam da hata yaptı. İmam-ı Şafii halt etti. Maturidi Hazretleri'nin şuna bak. Ağzı da çabla gibi böyle. Ehl-i sünnet ve cemaatın edile-i şeriyesine doğruluk temeline dinamitleniyor. Sen ses yapmıyorsun. He? Araba çalındığı zaman 7 mali 7 düveli ayağa kaldırıyorsun. Karşıma çıkıp yapmazsın. Yapma makamındayken yapmasın. Bir de yapana hücum edersin. Yazıklar olsun senin boyuna. Aymen. Tamam kısma. Kısma. Sarılmam. Sarılmıyorum seninle. Sarılmadım. Sarılmıyorum. Tokalaşmak da istemiyorum seninle. Konuşma makamında olup da konuşmayanlara yazıklar olsun. Göstereceksin kardeşim. Niçin varsın ki? Ölüm. Böyle ölümü baş üstüne koymuşuz zaten. Bir yerde tasmalı yaşamaktansa insan gibi ölmeyi tercih ediyoruz. Ustad da diyor, Musa Bekuf, Sabri Efendi meselesinde, zındık noksansında, hatta bu kefere için diyor ki, 322 mi şu anlarda? Bunun ne olduğu anlaşılması adına söylesek de her gün yüzlerce insan asılsak gene ucuzdur. Diyor mu demiyor mu? Ya. Ama senin araban çalındığı zaman vatan adliyesini, emniyetin havaya kaldırıyoruz. Sen dedim böyle hücum edildiyse Hasan kardeş bir toplama yapalım da benim medyam var, radyom var. Yayınlayayım deseydim beklerdim senden. Laika dersi yapıyorum yayınlamıyorlar. Falan abi falan yere gitti diye manşet atılıyor haber, Nur'un haber sitelerinde. Fransa, Strasbourg'da dershane açıyoruz, Risale-i Nur standı kuruyoruz. Haber sitelerine haber gönderiyoruz, yaymıyorlar. Yaymayana diyorum. Ve nur hizmeti yapıyorsun. Takkeme anlat onu. Tamam, tabii ki abi nereye gitti? Abimiz Düsseldorf'a ziyaret etti. Abimiz şuraya gitti, şurada yemek yedi. Tamam. Vallahi namertim. Onu yapmasan gene namertsin. Ehli dalalet zındık, ustadların şeflerini layık olmadıkları halde, hak etmedikleri halde nasıl pofofluyorlar? Tamam sen de bunu da yap. Ama bunu da yap. Bir adamın bir yere gitmesini yaparken Strasbourg'da
Risale-i Nur standı açıldı. Haber ver. Madde yapıyorsun. Medrese açıldı. Ha, bu zihniyetler işte. Sen işte münafık demişsin. Ne diyecektim ya? Üç tane tip insan var. Mümin, münafık, kafir. Mümin buradayız. Kafir karşımızdadır. Münafık nerededir? Söyle bakayım. İçimizde. İçimizde. Bak, mümin bu. Sen, kafir karşında, münafık içimizde. Bizden, bizim gibi Bismillahirrahmanirrahim ders yapacak. Kafir hücum edecek. Hangisi tehlikelidir? Bakara suresinde 6 tane kafire ait ayet varken diyor Ustad münafık bahsinde, 12 tane ayet münafıklara ait var. Yani niye açıldı? Bu maddi ve manevi nefs emareden bahsediyoruz. Bir, o iki nefs-i emmarenin, şu anda benim konuştuklarım da acaba hangisi bana söylettirdi, o da var şu anda. Acaba şu hiddeti bana maddi nefs-i emare mi, manevi nefs-i emare mi, hakperestlik mi yaptırdı? Onu da bilmiyorum. Ne yapacağız peki? Şu anda yaptığım hiddet, Faruk, maddi nefs-i emare, manevi nefs-i emare mi ve hakperestlik mi? Nasıl anlayacağız? Hakikatin ölçüsü belli abi. Nedir o? Sana diyeyim ki, umumi hukuku, şahsi hukuku. Külliyata vuracağız. Külliyat bunu kabul ediyor mu? Umumu hukuka tecavüz edenleri serişte etmek vazifedir. Şahsı hukuk meselelerini serişte etmek yanlıştır, cinayettir. Fitnedir. Vazgeç. Benim telefonumu çaldılar. Biriniz çaldınız, buradaydı da işte. Gidip de yedi düvele anlatma bunu. Şahsı hukuktur. Tamam mı? Ama umumu hukuka tecavüz edenlerin konuşma makamındayken susması cinayettir. 94. madde şeyde, mektubatta hakikat çekirdeklerini. Mütekelim vahde olsa musaması amali, mütekelim vahde olsa musaması amali talihtir. Şahsi hukuk, telefonum çalındı, affedersem amali salihtir. Mütekelim mal gayrı olursa, yani hukuk şahsı değil genelse, musaması ama talihte cinayettir. Mektubat ve çok yerde var. Bitiriyorum. O iki nefsi, nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında bir, gafletten beslenir. İki, hodgamlık. Üç, meylü tefevvük gibi gayet zulümlü, zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Manevi nefse var, bak ne yapıyor birleşince. Bir, gafleti bakıyor. Maddi nefse mari gaflet bakmaz. Maddi nefse marinin aklı yoktur. Ama manevi ile birleşirse gafleti bakar. Bunun adı hennas. Aşağıda hennas yok. Aşağıda bakar kafaya inin. Gafil. Hop. Çıkar, icraat yapar. Anlarsan kaybolur. Lan nerede? Adam yok. Lan neredeydi ya biraz önce? Bir de şu. Kadınlar çok soruyor. Hani öyle zannediyor mailde. Bak kardeşim, onlara diyorum sorularına. Şeytan ne biliyor musunuz? Böyle acubi hilkat arama. 5 tane, 10 tane kafası aya var. Öyle zannetme. Bak onu. İçinde bir duygu var ya, bak bir enerji. Ver azının payını. Al onu. Harca bu parayı. Çarşıya çık. Bir enerji yok mu? Bu yap diye bir dayatma enerji. Ha o işte şeytan, o. Odur o. Ha ne yapıyor? Niçin ben atmadım bu dersi? Strasbourg'da. Stand açılmış. Bana nere kardeşim? Ben açmadım ya. Ama nurundur. Olsun. Niçin ben atmadım? Diye en çirkin bir riya. Rekabet damarını hissettim. Laika derslerini istemez.
Cenab-ı Hak yüz bin, Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükrediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri o iki nefsin bütün desaisini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o bir dakika ve on dakikadaki haletleri birden izale ettim ve manevi bir istiğfar olarak kusurumu bildim. Peki maddi nefs emarenin çaresi nedir? Terk. Manevi nefs emarenin çaresi? İstiğfardan önce kusurunu bildim. Kusurunu bilmek, kusuru kusurluktan çıkarır. Çareyi de sundu değil mi baba adam? Lazlar öyle der ustada. Delikanlıların asosu. Bizim oralar delikanlığın asosu. Bak ne buldu. Ne bileyim öyle ceşiyorum yani. Manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. Bilince manevi nefse emare el freni çek, takoz koy. Fren durdu. Araba yok. O hatanın macir cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. Onun kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Aleyküm selam. Kitap okuyunca selam diyorsa aynı selam vermiş gibi vaciptir. Yazı, söz, haber aynıdır. Tamam. Demek abi şeyde ya Rabbi kusurumuzu affet bizi kendi kul kabul et diyor ya usta. Evet. Demek o usta çok şey olmuş o maddi manevi nefse mi? Manevi nefse. Ya Rabbi kusurumuzu affeyle bizi kendine kul kabul eyle. Emanetini kapsetmek zaten verseydi. Demek ki birçok nur talebeleri o şey içerisinde. Evet. Maalesef hep insanız ya. Nefsinize karışmam diyor. Evet. Nefsinize karışmam ama diyor. Nefis yaptırır. Der. Emanın en büyük özelliği abi fıtrat asliyi tahrip etmesi. Hevaya girmedik 54 dakika oldu. Ona... Bunun için girdim. Heva maddi ve manevi nefs emmarenin dışında bir sistem. Nerededir? Nedir diye. Yarın onu yapacağız. Ama bu ders yapılmadan bu ders yapılmayacaktı. Bak şurada topladım. Heva. 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 Dersi dinlerseniz hevanızdan kurtulursunuz. Dersi dinlemeseniz havanızı alırsınız. Hava. Havaya dönüş. Heva yarın kaçırmayın. Ayet tekabül eder şöyle. Manevi nefs emmarenin zararlarından kurtulmak için usta İhlas Risalesi dedi başta. Başta? He. İhlas Risalesi de kusurlarını anlıyor. Evet. 15 gün okunmasının ehemmiyeti var. Evet. İhlas Risalesi ile şurada. Bu iki nefsin bütün desasını izale ve ha. Onların açtığı yaraları tedavi. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükrediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri. Hı-hı. O iki nefsin Allah razı olsun aferin bilmiyorum. Şey kaçırdım yani burayı. O iki nefsin bütün desasını izale. O iki nefsin. Maddi ve manevi. Vay be. O iki nefsin. Güzel. Bütün desasını izale ve bir de onun zararını def ediyor, yetmiyor. Onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi. Neden okuduğumuz anlaşıldı, okumamız gereken. Vay be, niçin 15 günde bir? Evet. Çünkü niye ayda bir? 15 günde bir olmasının sebebi maddi ve manevi nefs emmarenin tacumundayız. Maddi nefs emmare neydi? Gözümüzden, kulağımızdan, burnumuzdan, dilimizden, elimizden sünnete uymama özelliği, maddi nefs emmare. Tam dil, el derken dokunma. Manevi nefs emmare, his, heves, tabiat, asap, damar. Koy tencereyi karıştır, bu nefsi emmarenin ruhuna koy. Mülkü, maddi nefs emmare, melekütü, manevi nefs emmare. Çaresi İhlas Risalesini okuyup
anlayıp kabul ederek yaşayarak kurtulur. Yani 13, 14, 15'inde oruç tutacağına bunu bu. İşi kurtar. Eyyami biz 13, 14, 15'inde oruç tutacağına tutarsam tut. Pazartesi akşamı tut. Ama bu onu tutsan yine zor. İhlas Risalesini 15 günde okumanın şeyi maddi ve manevi nefsi emmarenin desaisinden kurtulmak içindir. Şu ala sayfa 122'de bunu tam anladınız. Varsayalım. 122'de tam. 122'de ne var orada? Gelin bu kapıdan girin diyor. Mütalaamız ile diyor. Baksana 122'de. Sıbga vardı diyor. Burada şimdi mütalaa var. Orada bok yazmış. Getirsene bana. Siyah puntolar mı yazdı? Versene abi ya. Korkma, bende zarar gelmez ya. Çeksin kardeş. Birinci şey. Para. Gelin. Bu emsalinizin kapısından hakikate giden yol daha kısadır. Biz öteki yollardaki dillerden ders aldığımız gibi değil, belki iman noktasındaki ittisaflardan ve keyfiyet ve renklerinden mutalaamız ile istifade etmeliyiz dedi. Mutalaya başladı, gördü ki. Mutalayı mı anlatmak için söylüyorsun? Yani buradaki o dediğin meseleleri burada ancak mütalaa ederek İhlas Risalesini okumadan adam nasıl anlayacak? Yalınız başına. Bir sayfa öncekinde mi söylüyor? Sen sordun ya üstad nasıl biriydi, nasıl biriydi? Bu da kendini anla diyor aslında. Evet. Mutala lazım. Beraber okuyun diyor. Evet. Kastamonu'da öyle diyor. Üç Risale'yi beraber okuyun diyor. Hatırladınız mı? Üç Risale'yi beraber mutala edin diyor. İhlas Risalesi, Muhabbet Risalesi bir cumartesi değil mi? Olmadı. İktisat. İhlas bir cumartesi. İhlas? Olmadı. İhlas Muhabbet. Olmadı. İktisat, İhlas, Ucumat, Sitte. Üç tane değil mi? Bak. Bir daha söyle. İktisatı beraber okuyacak abi. Bir de. İktisatla Ucumat, İhlas. İhlas. Peki. Aralar. Kaçıncı sayfaydı? 22. He? Bak. Kaçıncı sayfaydı sevgili arkadaşlar? 223. Sizler ara sıra İhlas'ı, İktisat lemalarını ve bazen Hucumat-ı Sitte Risalesini mabeyninizde beraber okumalısınız. Niye? Sizin şimdiye kadar fevkalade sebat ve metanet ve tesanut ve ittifakınız. 4. Sebat, metanet, tesanut, ittifak. Bu memlekette medar iftihar olacak ve istikbali kurtaracak derecededir. Yani iktisat ben anlamamıştım da. İhlası, Hucumat-ı Sitte'yi anladım. İktisat âli bir ruhun özelliğidir. Ruhu tahrip edip bozan israftır. İsraf eden deccalın damına düşer. Yani deccaliyete karşı en keskin silahlarımızdan bir tanesi iktisattır. İsraftan uzak olmaktır. Parayı, kalemi, arabayı az kullanmak değil. İktisat, gözünü, dimağını, kafanı, ruhunu, maddi ve manevi verileni yerinde kullanmak. İktisat bu. Veriler maddi ve manevi organ. Çünkü tarihçenin başına geçiyor. En önemlisi diyor. En önemlisi de bu diyor. Maddiyattan daha önemlidir ki diyor. Evet, maddiyata yani yeme içme falandan değil. İktisat, tarihçede ustadın iktisatçılığından bahsediyor. Hevanın yeri nerede abi? Hevanın yerin yerini okuyalım. Yok yani bir şey söyleseniz. Bakalım bir ara. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلامات